LGS süreci başlıyor. LGS'ye nasıl hazırlanmalıyız biliyor musun Eylül? Hocam ne olacak halimiz? Başarabilecek miyiz? Kazanmak güzel şey mi o? Hiç endişelenmene gerek yok. Mükemmel bir şekilde LGS'ye hazırlanacağız. Ve 5 Haziran 2021'de tabii ki tahmini bir süreç. Cumartesi günü girdiğimiz sınavda toplam 90 soruda, sözel alanda 75 dakikada, sayısal alanda 80 dakikada tüm soruları mükemmel bir şekilde doğru cevaplamaya çalışacağız. Şimdi LGS ile alakalı önce bazı bilgiler vereceğim sana. Sonrasında nasıl çalışacağız? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi programları kullanacağız? Sana Tonguç Akademi olarak bizler nasıl destek olacağız. Hepsini mükemmel bir şekilde anlatacağım. Arkana yaslan, emniyet kemerini bağla, koltuklarını dik konuma getir. LGS yarışımız başlıyor. Şimdi muhtemelen 5 Haziran 2021'de cumartesi günü gireceğimiz sınavda bize 90 soru sorulduğunda bizler sözel alanda her bir soruya 1,5 dakikadan toplam 75 dakika, sayısal alanda da 40 soru için her bir soruya 2 dakikadan 80 dakika terleyeceğiz. Ama gerçekten de bu terin sonrasında alın teriyle başarıya ulaşacağız. Soruların da alımlarına baktığımızda matematikte 20 soru bizi bekliyor. Türkçe'de 20 soru, fende 20 soru. Dolayısıyla matematik Türkçe fen hem soru sayısının fazlalığı hem de birazdan söyleyeceğim kat sayısının fazlalığı nedeniyle çok çok önemli dersler. Yani hatta sınavı belirleyen ders matematik. Birçok öğrenci matematiği yaptım az oldu, eksik oldu, fazla oldu diyerekten Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi gibi iyi liseler için veyahut da Anadolu Yumatip Lisesi gibi iyi liseler için bu sorularda çok fazla ter döküyor. Ama tabii ki bu demek değildir ki Türkçe fen dersi daha önemli. Hayır, bunlar da hem kat sayısı nedeniyle hem de matematik dersinde yapamadığımız soruları buradan telafi etmemiz nedeniyle bizim için önemli. Peki diğer dersler önemli mi sence? Hayır hocam önemli. Hayır hiç öyle bir şey yok. Diğer dersler de çok çok önemli. İnkılap tarihi, İngilizce ve din de yine bu derslerde kaçırdığımız soruları bunların hepsini doğru yaparaktan tamamlayacağımız temel dersler. Dolayısıyla LGS'de önemsiz bir ders var mı evladım? Yok hocam. Yok harikasın. Bütün dersleri çok iyi çalışacağız ama bizi zorlayacak. Bizim sıralamamızı belirleyecek ders hangisi? Matematik tebrik ediyorum seni. Şimdi burada 20 matematik, 20 Türkçe, 20 fen, 10 inkılap, 10 İngilizce, 10 din dedik ve matematik Türkçe fenin kat sayısı 4. Dolayısıyla sen 4 tane inkılap tarihi sorusunu doğru yaparsan bir tane matematik veya bir tane Türkçe ya da bir tane fen doğrusu yapmış gibi oluyor. Veyahut da bir tane fen doğrusu yaparsan esasında 4 tane İngilizce sorusuna veya 4 tane din veya 4 tane inkılap sorusuna denk geliyor. Bu şu demek değil ama zaten herkes belli soruları yani Türkçe'de, fende, matematikte belli soruları zaten belli bir yere kadar yapıyor. Sonrasında sen eğer yanlışın çıkarsa onu buradaki soruları doğru yaparaktan tamamladığın için mutlaka bu derslere de çok çok önem vermemiz gerekiyor. 5 Haziran 2021 için Eylül'den başlayıp Haziran'a kadar giden önemli bir süreç var. Hayatındaki en önemli süreç ve en güzel an olacak. Hiç endişelenmene gerek yok. Endişe var mı? Evet hocam çok endişeliyim. Hayır endişe var diyorsun ama hiç endişelenmene gerek yok. Gerçekten çalışacaksın, başaracaksın ve gerçekten de bu sene hayatının en güzel senesi olacak. Neden dersen sıkıntının bitmesi insana lezzet verir. Lezzetin bitmesi ise insana sıkıntı verir. Bu sene belki birazcık sıkıntı çekeceğiz, birazcık ders çalışacağız, birazcık zorlayacağız ama bütün bu sıkıntılar, bu çalışmalar bittikten sonra inanılmaz bir lezzet alacağız. Diyeceğiz ki oh be çalıştım ve başardım. İstediğim liseye, hayalimdeki liseye girdim ve işi sıkı tuttuğumda çalışıp başarabileceğimi anladım diyeceksin. 9 aylık süreçte bu yolda başarmak tamamen senin elinde. Yani bizler öğretmen olarak, Tonguç Akademi olarak sana kapıyı açacağız. Okuldaki hocaların, EBA sana her şeyi öğretmeye çalışacağız biz. Bütün programlarımızı göstereceğiz. Tek tek seni sınava hazırlayacağız. Ama temelinde sen kendin içeri gireceksin. Dolayısıyla çalışmak ve başarmak istiyor musun evladım? Evet çok istiyorum. Tebrik ederim seni. İstiyorsan o zaman hep beraber başaracağız. Bu 9 ayda neler yapacağız? Birincisi yeterince vaktim var. Asla panik yapmana gerek yok. Bu 9 ayda gerçekten bu 6 dersi paramparça dersin mükemmel başarırsın. Endişelenmene gerek yok. Ama planlı ilerlemen lazım. Zaten bizler de sana LGS kampımızda pazartesi günü ne yapacaksın, salı günü ne yapacaksın, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, 7 Eylül'de ne çalışman lazım, hangi videoyu izlemen lazım, sonra hangi kitaplardan sorular çözmen lazım, İşte hangi kitabımızdaki hangi sayfaların arasını çözmen lazım sana tek tek vereceğiz. Ay ay, gün gün, hafta hafta, kamp kamp seni çok güzel bir şekilde yetiştireceğiz. Dolayısıyla planlı ilerleyeceksin ve muhteşem bir başarı olacaksın. Program mutlaka olmalı. Bunu Instagram sayfamızdan indirip duvarına as ve de ki ben artık LGS yarışına girdim. Çekilin önümden sosyal medya. Çekilin önümden beni oyalayan şeyler. Ben artık bir LGS savaşçısıyım diyeceksin. Ve strese girmene gerek yok. Çünkü biz varız, bize güven. Hocaların yanında, okuldaki hocaların yanında, uzaktan eğitimli EBA sana destek oluyor. Bizler Tonguç Akademi olarak destek oluyoruz. Zaten sen şu ana kadar 1. sınıfı, 2. sınıfı, 3, 4, 5, 6, 7'yi mükemmel bir şekilde hallettin. Artık 8. sınıfta senin destanını yazma zamanı. O yüzden endişelenmene gerek yok. Korkularını bir kenara bırak ve hedefine odaklan. Olumsuz düşüncelere yer vermemelisin. Sen arkadaşlarına başaramazsın yapamazsın diyor musun evladım? Hayır hocam hiç demiyorum öyle. Veyahut da işte böyle sınavdan kötü alan bir arkadaşına oh olsun sana bak ne güzel kötü aldın diyor musun? Demiyorum hocam. Demiyorsun. O zaman kendinde sınavlarda, testlerde, soru bankalarında yanlış yaptığın zaman
üzülmeyeceksin. Diyeceksin ki ben başaracağım diyeceksin. Aynanın karşısına geçeceksin ki birçok başarılı insan, mesela bu iPhone'u bulan adam var ya, Steve Jobs. O öyle yaparmış böyle. Aynanın karşısına geçer, kendini motive edermiş. Daha iyisini yapabilirsin. Biri çıkardığın iPhone 2'de, 3'ü de, 4'ü de, 5'ü, 6'ı, 7'ü, 8'ü. Tabii sonradan vefat etmiş. Kendisi görememiş ama gerçekten çok gayret göstermiş. Ve şu anda dünyada en çok sevilen cihazlardan bir tanesi. Demek ki sen de mutlaka başarabilirsin. Zaten senin geçmişte Mustafa Kemal Atatürk'ü düşün, Fatih Sultan Mehmet'i düşün, Kanuni. Çok büyük başarılara sahip bir milletin evladısın. Dolayısıyla sen de çalışıp bu LGS denen şeyi çok rahat halledebilirsin. Hiç korkmana gerek yok. LGS senden korksun. Kork benden LGS. Tebrik ederim. Kork benden LGS diyeceksin. LGS sürecinde ilerlemen gereken bir yol var. Hedefini mutlaka belirle. Hedefin neresi Songuç herhalde benim? Kabataş Erkek Lisesi hocam. Harikasın. Kabataş Erkek Lisesi güzel bir hedef. Bu hedefine odaklan ve planını hazırla ki bizler de sana zaten LGS kampımızı hazırlıyoruz. Adım adım programlı bir şekilde ilerle ve mutlaka aktivitelere değer ver. Yani sürekli 24 saat ders çalışamazsın. Uyuman gereken zamanlar var. Dinlenmen gereken zamanlar var. Bazen oyun oynaman da gerekecek. Yani sosyal medyada falan gezmen de gerekecek belki. Ama temelinde hedefine odaklanmalısın. Asla dikkatini dağıtmamalısın. Burada en önemli olan şey şu. Planlı hazırlamak. Yani o gün ne yapacağını bilirsen çok güzel bir şekilde başarırsın. Zaten bizler de sana her pazar motivatör videolarımızda, geri sayım videolarımızda sana mutlaka destek olacağız. Programın ilk 3 haftasına mutlaka bağlı kal. Eğer ilk 3 haftasına bağlı kalırsan sonradan zaten devamı geliyor. Yani bu süreçte ilk 3 hafta, yani 3 kere 21, 20 gün çok iyi takip edersen artık bırakmıyorsun ve hızlı bir şekilde devam ediyorsun. Katsayısı yüksek derslerde sağlam temel çok önemli. Yani Türkçe'de, matematikte ve fende sağlam temel çok önemli. Dolayısıyla 7'den 8'e hazırlık kampımızdaki videoları bir kez daha izleyebilirsin. Onlara bir kez daha çalışabilirsin. Temelin zayıfsa onları güzel bir şekilde kapat. Ve mutlaka yeni nesil sorulara ağırlık vermelisin. Yeni nesil sorudan kastımız ne? Biliyorsun sınavlarda artık üstte bilgiler verilip bu tarz sorular geldiği gibi bu tarz görselli uzun sorular da veriliyor. Bu tarz sorular temel mantık şu. Öğrencinin okuma yeteneğini, anlama yeteneğini, muhakeme yeteneğini ve analiz yeteneğini bulmak istiyorlar. Dolayısıyla sen üstte bilgiyi zaten veriyorlar. Sana böyle bir hikaye, böyle bir bilgi birazcık uzun soruyormuş gibi duruyor ama hiç endişelenmene gerek yok. Burada zaten sen mutlaka mutlaka güzel çalışmalarla bunları başaracaksın. Erken başlayan kazanır evladım. Sorumluluğun 6 tane ders. Matematik, Türkçe, fen ki bunlar en yüksek katsayıya sahip. Bir de inkılap İngilizce. Bunlar da mutlaka mutlaka hepsini doğru yapman gereken dersler. Burada şuna dikkat et. Birincisi. Nasıl yapacağız hocam? Nereden çalışacağız? Hangi güzel bir soru sordun. Nasıl yapacağız hocam? Nereden çalışacağız? Hangi kaynaklardan çalışacağız? Güzel bir soru. Birincisi mutlaka mutlaka bol bol kitap okuman gerekiyor. Çünkü kitap okuduğun zaman sadece Türkçedeki kelime yeteneğin gelişmiyor. Aynı zamanda dikkat yeteneğin gelişiyor. Dolayısıyla mutlaka edebiyatımızda güzel kitaplardan veya dünya edebiyatı güzel kitaplardan biz sana tavsiyelerde bulunacağız. Sen de bunları bilebilirsin. Onlardan çok güzel mutlaka günde yarım saat en az kitap okumalısın, bu bir. Çünkü bu sadece Türkçe değil, diğer derslerde uzun sorular çıktığı için gerekiyor. Ve aynı zamanda mutlaka paragraf soruları da çözmelisin. Biz sana zaten paragrafon kitabımızda veyahut da paragrafta son nokta kitabımızda mükemmel paragraflar hazırladık. Bunlardan da çözeceğin sorularla zaten Türkçenin neredeyse tamamına yakını, matematik fendeki uzun soruları, inkılaptaki dindeki uzun yoruma dayalı soruları paragraf çözerekten mükemmel bir şekilde halledeceksin. Aynı zamanda bizler sana kampta bak ön çalışma ajandasında sıfırdan kitaplarımızdan ödevler vereceğiz. Yani sıfırdan 8'e sözel ve sıfırdan 8'e sayısalda sana böyle çok güzel infografik şekilde konuları anlatıp yeni sorularla seni mükemmel bir şekilde hazırlayacağız. Zaten hem sayısal derslerde hem sözel derslerde sıfırdan serisi senin en büyük yardımın olacak konu anlatımı çalışırken. Ama sonrasında sana dinamolardan, taktiklerden ve zorlardan ödevler vereceğiz. Dolayısıyla taktikli setimizde yer alan matematik, Türkçe, fen, din, inkılap, İngilizce soru bankalarını mutlaka almalısın. Bunlar seni mükemmel bir şekilde sınava hazırlayacak. Taktik setten çalışmalısın. Aynı zamanda dinamo soru bankaları da çok çok önemli. Burada da yine Türkçe, matematik, fen, din, inkılap, İngilizce en güncel ve yeni sorularla seni hazırlayacak. Hatta burada kutu kendi kendine açılmış. Şöyle gösterelim. Şöyle bir tanesini çıkaralım içinden. Şöyle çıkaramıyorum. Gerçekten bayağı da sıkıştırmışız. Hatta şurada açığından göstereyim. Gücüm yetmedi bir anda. Vaktini de çalmak istemiyorum çünkü zamanı çok değerli. Mesela dinamo matematiği gösteriyorum. Burada yine hem beceri temel yeni sorular var hem de temel seviyedeki sorular var. Ama dinamozun soruları biraz zor. Ona dikkat et. Çok iyi hazırlanman lazım. Çok güzel çözmen lazım. Ve tabii ki Zoru Bankası'ndan yani Zoru Set'ten de sorular çözeceksin. Zoru Bankalarında da sayısalda matematik fen, sözelde Türkçe ve 10'da 10 Zoru Bankası. Yani inkılap denen İngilizce'de 10'ar soru çıkıyor. Onlar da 10'da 10 yapman için bu mükemmel Zoru Set'te aldığın zaman harika bir şekilde kampa hazırlanacaksın. Zaten bizler sana bütün konuları defalarca hem YouTube'da hem de aynı zamanda sınıf anahtarımızı çok güzel bir şekilde gösteriyoruz. Sınıf anahtarımızdan da destek alabilirsin. Orada aynı zamanda Tomuk dergisi var. Ve yine aynı şekilde yine en önemlisi senin kendi çalışmalarınla EBA'yı takip ederekten mükemmel bir şekilde tüm konuları bitireceksin. Ve bu konuları bitirdikten sonra da hayallerine kavuşacaksın. Hadi bakalım şimdiden çalışmalarına başarılar diliyorum. Ödüllü soruyu yap, yorumları yolla. Şimdiden başarılar Tomuk. Teşekkürler, görüşürüz hocam.